Ha değil mi? Bu kameraman da yaramaz ha. Tamam. Evet değerli arkadaşlar, Facebook'taki değerli arkadaşlar, Sıla Daş. Sıla yolunda arkadaşsın. Başta başkanınız olmak üzere Sayın Servet Güçüncü Beyefendi'ye olsun. Tüm adminler içinde ayrıyeten istekleri olursa paylaşacağız. Bizler Grup Dorami ekibi olarak bu akşam herkese canlı izlemeye davet ediyoruz. Hepinize öncelikle bir hoş geldiniz demek istiyoruz. Ben ve değerli sağ kolum Filiz Hanım, efendim aynı zamanda Rahman Deliloğlu kardeşimizin değerli eşi, davulcum oluyor aynı zamanda. Bu akşam sadece iki kişiyiz çünkü solistim gelemedi, onun bu akşam işi olduğu için. O yüzden bizler sizlere eşlik edeceğiz. İnşallah hoşunuza gider diyoruz. Keyifli dakikalar geçirmenizi diliyoruz. Herkese iyi dinleme. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Şöyle hareketli başlayalım önce. Evet.
başlıyorsunuz. Haydi sağlara sağlara. Haydi hep beraber.
Çok çok teşekkürler ediyoruz. Umarız keyifli dakikalar geçiriyorsunuzdur. Sevgili Sıladaş Sıla Yolundaki Arkadaşım sayfasındaki tüm dostlara, herkese kucak dolusu sevgiler, saygılarımızı tekrardan sunmak istiyoruz efendim. Sonradan katılan değerli kardeşlerimiz olduysa eğer. Bizler Grup Zorini ekibi, gördüğünüz gibi bayan orkestradan oluşuyoruz. %100 canlı performansımızla erkek orkestranın yaptıklarını farkımız bayan olarak sergilemeye çalışıyoruz. Umarız keyifli dakikalar geçiriyorsunuzdur değerli dostlar. Kusurumuz olduysa affola. Tabii ki ilk defa Sıladaş sayfasında yer alıyoruz. Buna da çok müteşekkiriz. Başta sevgili başkanımız Servet Kütükçü beyefendi ve tabii ki benim canım abim Rahman Delioğlu. Abimize de buradan katkılarından dolayı, desteklerinden dolayı çok müteşekkiriz. Evet, şimdi ne yapalım? Devam edelim mi hareketlere? Olabilir değil mi? İstekler varsa sevgili adminler, istekleriniz varsa değerli sayfa dostları tabii ki iletebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar kısa da olsa icra etmeye çalışacağız. O zaman ne yapalım? Bir de bir roman yapalım. Olur mu? Bu arada tabii ki benim bayan davulcuma, görüntüye bakmayın efendim, kendisi sadece bayan davulcum değil, aynı zamanda sahne boyunca, program boyunca %100 A'dan Z'ye kadar tüm organizasyonlar sağ olsun kendisine ait. Ona da inşallah huzurlarınızda ben bir alkış teşekkürlük istiyorum. Onu da buradan paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten onsuz hiçbir şey yapamıyorum desem yeridir. Evet, hemen o zaman çok kısa da bir halay yapıp ondan sonra biraz slowlara istiyorum geçmek. Şöyle Türkiye'nin dört bir yanı, elimden geldiği kadar yaklaşık bir 60 dakikaya kadar müsaadeniz zannedersem Sayın Başkanımızdan Servet Bey'den varsa sizlerle canlı paylaşımlarımızı devam sürdürmek istiyoruz. Haydi bakalım o zaman hemen bir roman yapalım diyoruz. Hazır mıyız Filiz Hanım? Haydi bakalım. Evet. Şöyle biraz sahneye doğru gidelim diyoruz. Evet. Haydi dostlar. Thank you.
Son zamanlarda oyun havalarında bilirsiniz, ilk başladığım dönemlerde bu müzik alemine efendim Misliyet ve Firay da istenirdi. Yaklaşık son iki buçuk senedir Misliyet Firay da unutuldu ki unutulmayan iki dörtlük eserlerimiz, buradan müzisyen arkadaşlarımız da bilir. Ve Erik Dalı ön plana çıktı nedense, değil mi? Yani belki bir program boyunca bir 10 kere Erik Dalı çalıyoruz, o kadar seviliyor. Tabii ki sevilmeyecekti bir eser değil aynı zamanda. Buradan tüm İç Anadolu halkımıza ve tabii ki Bursa'ya muhakkak hediye edelim diyoruz. Haydi bakalım o zaman bir kısa bir Erik Dalı yapalım. Hazırsanız. We'll be right back.
Konyeli. Konuşamıyorum da, dilim tutuldu. Evet, isteklerimiz gelmeye başladı, görüyoruz. Evet, Denizli havalarından Cemilem istemiş efendim. Cemilem'i çalacağız. Konya'nın çaldık. Bursa havasını sanırım zamanımız kalırsa çalmaya çalışmak ama önce bir Cemilem yapalım diyoruz. Hadi bakalım. Tabii bu arada istekler devam gelebilir. Kesinlikle sakın çekinmeyiniz efendim. Elimizden geldiği kadar hepsini değerlendirmeye, icra etmeye çalışacağız. Evet, haydi bakalım değerli dostlar. Tamam. Gelsin diyoruz, evet.
Çok güzel bir eser. Okumaya ve çalmaya çalışacağım. Ama önce bir Adana'ya gidelim. Adana havaları istendi çünkü. Oradan da Antep'e geçiyoruz. Sıkıntı yok. Antep'in hamamlarına. Antep'in hamamları. Doğru. Doğru. Orada değerli dostlar, umarız keyifli dakikalar geçiriyorsunuzdur. Bizler çok güzel eğleniyoruz bu arada, değil mi? Yani bu korona bir yandan iyi de geldi ama bir yandan işimizi de özledik, yalan yok. Buradan tüm gelin adaylarına da tabii bizleri tercih eden tüm gelin adaylarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Efendim yeni sezonda bomba gibi çok büyük projeyle karşınıza çıkacağız. Hep birlikte merakla bekliyoruz. Tabii sürpriz. Sürpriz. Şimdilik sır vermek istemiyoruz. Bizi Grup Doremi sayfasından takip edebilirsiniz diyoruz. Evet. Haydi bakalım, o zaman bir Adana'ya gidelim. Ondan sonra bakalım sırada neler varmış. Hep birlikte göreceğiz. Haydi bakalım. Zeybek. Zeybek olalım. Altyazı M.K.
çok teşekkürler ediyoruz. Balıkesir yöresi. Balıkesir yöresi. O zannedersem bizim repertuarda yok. Af buyurun, onu şey yapamayacağım efendim. Onun yerine ben size kendi içimizden gelen bir eseri paylaşalım. Şişeler. Şişeleri mi yapalım? İstendi mi? O zaman bir şişeler yapalım. Haydi bakalım. Evet. Kaliteden kezisi, onu temin paylaştık sizlerle efendim. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Çifte telli yaptık çünkü. O zaman bir şişeler mi yapalım? Dingolingo şişeler. Haydi bakalım, o zaman bir şişeler yapalım diyoruz. Geçiriyorsunuzdur. Bir Dol Karabakır yapalım. Davulcu. Bir rakımızı içelim. Bir elindedir şişesi yapalım. Haydi bakalım değerli dostlar. Hazır mıyız? Evet. (Gülüyor)
teşekkür ediyoruz efendim. Çok çok mersi. Şimdi bunun arkasından bir de slow istendi. Onu da hemen bir yapalım diyoruz. Ondan sonra bakalım zamanımız varsa bir iki tane daha sizlerle paylaşırız. Zamanımız yoksa bugünlük bizlerden bu kadardır. Ama öncelikle bir slow sizlerle bir paylaşmak istiyoruz. Haydi bakalım. Tabii bu arada değerli dostlar, kusurumuz falan olduysa affola. Yani felaket bir şekilde de sıcak var bugün. O yüzden sizlerden şimdiden özür dilemek istiyoruz. Haydi bakalım. Paylaştığım bir eserimiz vardı. Onu sizlerle uzun yıllardan sonra okumak istiyorum. Tabii bu eseri maalesef hiçbir orkestra ekibi bilmiyor. Yani bilen varsa lütfen sayfaya yazsın. Çünkü ben bulamadım açıkçası. Yani kime sorsam bu eseri tanımıyoruz diyorlar. O yüzden de ben bakalım sayfadan değerli orkestra, saz kardeşlerimiz varsa bilebilecekler mi? Çok eski bir eser, Sayın Kale Kürtlü'ye ait bir eser efendim. Gelinliğinle gel bir kov gibi diyeceğiz. Buradan tüm seherlerimize gelsin. Thank you.
bu eser de efendim çok değerli, değerli sizler gibi değerli kardeşlerimize gelsin. Tüm mutlu çiftlerimize gelsin efendim. Gerçekten çok merak ediyorum. Eğer paylaşan olursa sevinirim. Bu eseri bilen orkestra ekiplerimiz var mı? Gerçekten. Balıkesir'e de bu arada çok selamlar gönderelim diyoruz. Bu arada Balıkesir'e gittim. Gerçekten çok güzel. Yani Türkiye'mizin aslında dört bir yanı güzel. Yani bunu da tartışılmaz söylüyorum. Gerçekten tartışmaya değmez. Çünkü ülkemiz cennet gibi. Ülkemizin dört bir yanı efendim o kadar değerli, o kadar güzel ki. O yüzden Türkiye'mizin her köşesine, tüm 81 ülkemize buradan kucak dolusu grup dönemi ekibi olarak efendim koskocaman selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyoruz diyoruz. Evet. Daha zamanımız var mı? Bilmiyorum ama sevgili başkanımıza sormak isterim. Çünkü bir isteğimiz daha var değil mi? Olabilir. Olabilir. Azeri kardeşlerimiz varsa olabilir. Rahman Bey, Azeri olsun mu? Azeri olsun. Ağları isteyen bir tane olsun. Yapabiliriz. O zaman bir Azerbaycan'a da gidelim diyoruz. Bir olmaz olmaz diyelim. Haydi bakalım değerli dostlar. Umarız çok güzel, keyifli dakikalar geçiriyorsunuzdur. Tabii ki temennimiz bu. Hemen bir Azeri havası paylaşalım diyoruz. Tabii bu arada dediğim gibi zamanınız varsa değerli dostlar isteklerinizi gönderebilirsiniz. Kesinlikle inşallah zamanımız kalırsa hepsini sizlerle tabii ki Leylim Ley. Ley ooo. Leylim. Ama önce bir Azerbaycan'a gidelim. Önce evet. Azerbaycan'a tabii ki de ben aslında eseri bitirdikten sonra söyleyecektim ama teşekkür ediyorum. Hatırlattığınız için bu arada efendim buradan da tabii ki bizim kardeş ülkemize, komşu ülkemize, sevgili Azerbaycan'a, tüm Azerbaycanlılara buradan kucak dolusu sevgiler, saygılar da gönderelim diyoruz. Ve onlar için efendim olmaz olmaz diyoruz. Haydi bakalım.
çok teşekkür ediyoruz. Efendim buradan da sevgili Azerbaycan'a da sevgilerimizi, selamlarımızı ve umarız değerlilikleri bir isteği göndermiş olduk. Evet, tekrardan söylüyorum, bizler Grup Doremi ekibi olarak gerçekten tüm Saladaş ailesine, tüm Sala yolundaki arkadaşın sayesinde, başta Servet Kütükçü başkanımıza, tabii ki sevgili abim Rahman Deliloğlu beyefendiye de buradan sosyalımızı teşekkür etmek istiyoruz. Bizim için bir ilk oldu, çok güzel oldu, bir heyecan içindeyiz hakikaten. Umarız tabii ki sizler de beğenmişsinizdir. Ceyda, ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm, ooo. Bunun üstüne o gider. İstiyorlar. O zaman bir ölürüm Türkiye'm. Uzun zaman oldu ama tabii ki sevdiğim Türklerden bir tanesi diyebilirim. Bir ölüm Türkiye'm yapalım. Tabii ki tüm... Naz Halıcı selam söylüyor. Efendim? Naz Halıcı. Nazım, canım benim, eşlere de selam söyleyeceğim. Teşekkür ediyorum. Bir tane meleğim, çok özledim seni. Burada da ne mutlu bize, her zaman arkamızdasın, her zaman yanımızdasın. Bizim Uğur Böceğimiz bu arada. Yıllara dayanan, bir unutulmayan, samimi bir dostluğumuz var. İyi ki varsınız. Keyifli dakikalar diliyoruz sana da burada. Evet. O zaman ölürüm Türkiye'm diyoruz. Hemen paylaşalım. Tabii dediğim gibi çok uzun zaman oldu. Efendim, o yüzden sıramızı sığınıyorum ama okumaya çalışacağım. Haydi bakalım.
Çok çok teşekkürler ediyoruz efendim. Ay Yıldızlı, bayrağımıza da tabii ki bunlar armağan olsun. Çok güzel, çok eski sevgili Mustafa Yıldız Doğan'ın birbirinden güzel eserlerinden, türkülerinden bir tanesini sizlerle paylaştık. Ölürüm Türkiye'm deyip buradan yaptım. Tabii ki Türkiye'mize de selam gönderelim. Efendim mesajlar o kadar güzel ki, yani yazılardan daha çok Türk bayrakları akıyor bu ara. Gerçekten çalarken çok duygulandım. Sonuçta gurbetçiyiz, yani insan duygulanmamak elde değil diyor. O yüzden bayrağımız bir tane, bilmiyorum, ben sözüm bittiği yer diyorum, bu kadar olsun. Buradan da tekrar Türkiye'mize sevgilerimizi gönderelim. Evet, istekler var mı da oyun havası yapalım diyorlar. Peki. O zaman bir oyun havası yapalım. Özel bir istek var mı yoksa oyun havası derken Ankara havası mı olsun? Oyun havası? Evet, şu an yok. Şimdilik yok mu? Bir oyun havası yapalım. Yerim ben seni, çok harika. Bir oyun havası yapalım, olmazsa arkadan onu muhakkak paylaşmaya çalışacağım. Hadi. Türkiye'mizin bütün eserleri güzel, değerli dostlar. Yani hem birbirini saymakla bitmez, bütün müzisyen arkadaşlarımız da tabii ki bilirler. Leylim Ley. Olur, o da olur. Ben dedim bir tesbih yapalım. Aha, tesbih olsun mu? Efendim? Leylim Ley istenmiş. Aa, pardon, özür diliyorum. O zaman bir Zülfü ile Cemal Eren'in türküsünü Leylim Ley yapalım. Haydi bakalım. Oh,
Hayırda oldum seni ellere vermedi. Kendime alsam seni sileme sarmam seni. Ayrılmıştı yerde karıştı kaderlere. Kalyatım çürüsü bakarım güzellere. Paylaşalım, sorun değil. Zaten benim davulcum 24 saat Güneydoğu Anadolu'nun halayları olsun. Hiç kesintisiz durmadan davul çalar. O kadar çok seviyor. Malum tabii ki eşi de yani sonuçta Kahramanmaraşlı olduğundan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama dediğim gibi sallama halayları bizde çok keyifle icra ediliyor. O yüzden onu hemen bekletmeden ben sizlerle paylaşacağım. Haydi bakalım. Bütün Kahramanmaraş, Urfa, Gaziantep, Adıyaman, tüm Güneydoğu Anadolu'lara gelsin. Karadeniz havasını en sona bırakacağım. Olur mu? Haydi bakalım. Hazırsak başlıyoruz. Bütün herkese gelsin. Thank you.
Turan Beyefendi'ye. Buradan iki kelime şey paylaşmak istiyorum. Haklısınız. Heyon 5'li 15'li aslında bir ağıttır. Bunun da bir anlamı vardır. Bunları ben yaklaşık 15 yıldan beri bu müziğin içindeyim. Ve açık söylüyorum, ben o zamanlar ilk sahneye atıldığımda 15'li 15'li fıkır fıkır oynayan kına gecelerinde, bilhassa bayan olduğum için çok kına gecelerine gidiyordum. Ve 15'li 15'li dediler ki hayır, oyun havası alt değil. Yani bunlar yıllardan beri tartışılan bir şey ama ben size katılıyorum. Affınıza da sığınıyorum. Yani Serdal Bey, özür diliyoruz. Yalnız dediğim gibi E15'li 15'li hala ve hala, sadece bizler gruplarım olarak söylemiyorum, hala ve hala piyasada paylaşılan oyun havası eseri olarak geçiyor. O yüzden tabii ki belki hata bende oldu. O an aklıma geldi. O neden? Çünkü alışkanlık. Yani E15'li 15'li dediğim gibi, yani bir misket, bir fidayda gibi o kadar çok isteniyor ki. Tokatlı hemşerimiz olduğu zaman bana bir E15'li 15'li çal diyorlar mesela. Çalsam bir dert, çalmasam bir dert. Ama tabii ki analarımızın o zamanlardan kalan gözyaşlarımla alakalı bir ağıt olduğu için ben size katılıyorum ve tabii ki de bunu bildiğiniz için de tekrardan sizi tebrik ediyorum. Bunu da buradan paylaşmak istedim. Aklımızda olsun. E15'te 15'te bundan sonra artık kim isterse sesi çalmayacağız. Çünkü hakikaten bizde de artık alışkanlık oldu diye düşünüyorum. Sevgili Aylin Ateş, güzelim benim. O da katıldı. Maykom, seni hep andık. Belki senin kadar seslendiremedik, bilmiyorum ama yanımızda olduğun kadar hissettik seni. Biliyorum sen de çok yoğunsun. En yakın zamanda toplanıyoruz ve buradan bunu açıklamayacağım ama sürpriz bomba bir proje hazırlayacağız. Üçümüz bir araya gelirsek Allah'ın izniyle artık diyorum. Çünkü gerçekten bizler yoğun olduğumuz için çok nadir görüşebiliyoruz ama kalbimiz her zaman bir. Buradan seni öpüyorum sevgili Aylin Ateş, Avrupa sahnelerini ve tabii ki benim grup volümümün gururu o. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Paylaştığın ve kızıldığın için seni buradan çok çok öpüyorum bir tanem. En kısa zamanda görüşmek ümidiyle diyoruz. Sevgili Başkan Servet Bey, doğru mu? Babası. Lütfi Kütükçü. Lütfi Kütükçü Beyefendi. Buradan abimize saygılarımızı sunalım. Biz teşekkür ediyoruz. Böyle özel ilk defa bir canlı performansa, canlı Facebook'a katıldığınız için gerçekten biz aslında size çok müteşekkiriz. İnşallah keyifli dakikalar geçirmişsinizdir bizlerle birlikte. Dediğim gibi benim bugün bir kanadım var ama bir kanadım yok. O da neden biliyorsunuz, benim değerli solistim yok. Ama kendisi her zaman yanımızda, onu hissediyoruz. İnşallah bir dahakine Aylin Ateş hanımefendi yanımızda olursa çok güzel dakikalar getireceğiz. Lütfi abimize de buradan saygılarımızı gönderelim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, var mı daha zamanımız? Bir eser daha paylaşabilir miyiz? Son bir eser yapalım o zaman. Son konuşmamızı yapalım. Ondan sonra son eserle kapatalım. Karadeniz havası. Evet, Karadeniz havasına geçeceğim zaten. O zaman çok kısa bir Karadeniz havası yapayım ben. Ondan sonra arkasından da romanla kapatalım. Ben buradan tekrar ekibim adına sevgili Filiz Deliroğlu ve ben Ceyda Ataş, Aylin Ateş hanımefendi olmak üzere Sıladaş grubuna, başta Servet Kütükçü Beyefendi'ye ve tabii ki değerli abim Rahmet Deliroğlu, adminlerden biri kendisi. Sıladaş, Sıla Yolu'nda arkadaşsın, özel sayfalarınıza bizlere de yer verdiğiniz için, bizleri de kabul ettiğiniz için ben sizlere çok çok teşekkür etmek istiyorum. Her zaman söylüyorum, farkımız bayan, beğenen vardır, beğenmeyen vardır ama elimizden geldiği kadar bir şeyler paylaşmaya çalıştık. İnşallah güzel dakikalar geçirmişsinizdir. Hepinize keyifli dolu tatiller diliyorum. Biliyorsunuz önümüzdeki haftadan sonra okullarımız tatile ayrılıyor. Türkiye'ye giren sevgili kardeşlerimiz, ailelerimiz varsa kendinize çok dikkat edin. Unutmuyoruz, maskemizi takıyoruz. 1,5 metre ayrı kalıyoruz. Bu çok önemli çünkü hala Türkiye'de vaka sayıları düşmüş değil. O yüzden ben çok üzülüyorum. Bakın mesela ben uyuyup bitiriyorum. Neden acaba?
Ama sonuçta maskemizi takıyoruz, tedbirimizi alıyoruz efendim. Sizlere kucak dolusu sevgiler, saygılarımızı sunuyoruz. İnşallah bir başka canlı Facebook programında görüşmek ümidiyle ben ve Filiz kardeşim, can dostum hepinize çok çok teşekkürler. İyi akşamlar olsun diyoruz. Karadeniz havası Alpistan Aroma ve kapatıyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim. Haydi bakalım dostlar. Hazır mıyız? Uy, 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 uy. Apo'da bayda ayrım valla. Haydi Karadeniz'de. Trabzon, Rize, Artvin, Sinop, Zonguldak, tüm Karadeniz'e gelsin. Hazır mıyız? Haydi bakalım değerli dostlar. Taksi. Taksim olmazsa olmasın zaten. Taksim.
duydum.